Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Peki. Değerli basın mensupları, İstanbul'da Yüksek Seçim Kurulu'nun göz yummasıyla başlayan, aslında delilsiz ve kör itirazlara dayanan, hukuk dışı geçersiz oyları yeniden sayma, yine bazı sandıkların tamamının yeniden sayılmasıyla ilgili süreç sona doğru yaklaşıyor. Nisan'da İstanbul İl Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanağının altında seçimin kazananı Ekrem İmamoğlu yazıyordu. Tüm bu sayımların sonunda yine Ekrem İmamoğlu seçimi önde götürüyor. Sona doğru yaklaştığımızda oy farkı kendisine en yakın adayla olan oy farkı 14 bin civarında. Bir başka ifadeyle İstanbul'daki seçmenlerin %49'una yakını biz Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ekrem İmamoğlu'nu görmek istiyoruz demiş. %49 oy İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarihinde baktım görebildiğim kadarıyla rekor. Bundan daha yüksek oy alan yok. Aslında Anadolu Ajansı'nın ağır manipülasyonlarını yaptığı ilk 5 saatin dışında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu yarışı hep önde götürdü. Şimdi hukuksuz yeniden saydırma girişimlerinin de sonucu değiştirmeyeceğini gören mızıkçı iktidar, 1 Nisan'dan beri ağzında gevelediği organize işler senaryosunu devreye soktu ve seçimi çalmak için düğmeye bastı. Ben de bir organize işler yoluyla organize seçimi çalma şeması hazırladım. Bugün sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Bu seçim çalma organizasyonu tarih nerede başladı, ne oldu, ne bitti burada gösteriyoruz. 1 Nisan'da başlıyoruz. Daha öncesi de var bu Anadolu Ajansı'nın manipülasyonu falan ama onlara girmeyeceğim. Sayın Yıldırım'ın kendisini 4000 oy farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan etmesi, bunları geçiyoruz. Artık seçimi Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı belli oldu İstanbul'da. Ondan sonra ilginç bir şekilde önce AK Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı'nda AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı bakanlarla bir toplantı yaptı, bazı bakanlarla. Şimdi normalde kendisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı, itirazlar süreci gelecek, şu olacak, bu olacak. Tarafsız olması gereken bu süreçte bakanlarla neyin toplantısını yaptı, hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul İl binasında. Ve bir baktık, hemen bundan sonra yandaş medya İstanbul seçimlerinde büyük usulsüzlükler olduğuna dair bir kampanya başlattılar. 2 Nisan tarihinde AK Parti'nin delilsiz, kör itirazlarına rağmen ilçelerde geçersiz oyların sayımına başlandı. Adalet Bakanlığı bu sayımlar aslında Yüksek Seçim Kurulu'nun bu sayımların yapılmasının hukuksuz olmasına rağmen, kendisinin geçmişteki iştahatlarına karşı olmasına rağmen, bir ölçüde yasalara da aykırı olmasına rağmen bu işlere göz yummasıyla sayın siz demesiyle devam etti. Bu sayımlar yapılırken Adalet Bakanlığı bir araştırma kapsamında sandıklarda görev alan memur ve tüm üyeler, veri girişi yapan ve oy çuvallarını teslim alan tüm görevlilerin listelerini ve kimlik bilgilerini istemek üzere muhaberat polislerini ilçe seçim kurullarına göndermeye başladı. Biz de buna itiraz ettik, YSK'ya yazı yazdık. 3 Nisan'da bu sefer Dolmabahçe'de AK Parti Genel Başkanı, AK Parti yöneticileri, Binali Yıldırım ve bakanlar bir araya geldi. Aslında 1 Nisan'da
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybettiklerini anlamıştı ve kazandıkları belediye sayısının içine İstanbul'u sokmamıştı. Ama Dolmabahçe'de yapılan bu toplantıdan sonra öyle anlaşılıyor ki bir kumpasın düğmesine basıldı. Hemen ertesi gün İçişleri Bakanlığı'nın mülkiye müfettişleri ilçe seçim kurulundan Büyükçekmece'de mahalli idareler genel seçimlerinde kesinleşmiş seçmen listelerini istedi. Yani mülkiye müfettişleri, İçişleri Bakanlığı'na bağlı mülkiye müfettişleri Büyükçekmece'de göründüler. Bunun gerekçesi İçişleri Bakanlığı'nın Nüfus İşleri Müdürlüğü'nde yürüttüğü bir usulsüzlükle ilgili idari soruşturmaydı. Daha sonra gördük ki bu soruşturma Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Yüksek Seçim Kurulu'na Büyükçekmece'de seçimlerin iptali ve yenilenmesiyle ilgili yapmış olduğu başvuruda dayanak teşkil ediyor. Şimdi bu soruşturma kapsamında defalarca bunları anlattık ama bir daha anlatmakta, ne olduğunu görmekte yarar var. Bu soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta bu usulsüzlükleri yapmakla suçlanan, iddia edilen bu usulsüzlükleri yapmakla suçlanan Mehmet Özgür Samanlı tutuklanmıştı. Herkes de bu Mehmet Özgür Samanlı'dan bahsediyor. Diyorlar ki bu şeyden geldi, belediyeden geldi, geçici personel olarak buraya. 2017'de gelmiş. Kimin talebiyle gelmiş? Valinin talebiyle ve kaymakamın onayıyla gelmiş. Şimdi hep bu konuşuluyor. Ama orada bir kişi daha var. Bütün bu iddia edilen usulsüzlüklerin döndüğü nüfus müdürlüğünün müdürü. Hiç kimse bunu konuşmuyor. Şimdi ben önce dün seçimleri kaybeden geçmiş olsun diyorum kendisine. Büyükçekmece AK Parti adayına bir sormak istiyorum. Bu nüfus müdürünün soyadı Mutlu. Bu soyadı hangi partiye mensupmuş gibi duruyor? Biraz daha açalım. Buradaki nüfus müdürünün adı Mehmet Mutlu. Kendisinin Rize Güneysulu, Rize'nin Güneysu ilçesinden olduğu söyleniyor. Bu müdürle ilgili benim görebildiğim, aldığım bilgilere göre yanında bu kadar, yanında çalışan personelle ilgili bu kadar yolsuzluk iddiası varken hiçbir soru idari soruşturma yok. En basit bir görevi ihmal sorgulaması dahi yok. Bu müdürün acaba çok yükseklerde birileriyle akrabalığı mı var? Bu soruları ben İçişleri Bakanı'na soruyorum. Ve atanmış İçişleri ve Adalet Bakanlarına sorularım devam ediyor. Seçim halen devam ederken seçimi yürütenler üzerinde psikolojik baskı kuracak bu soruşturmaların nedenine oylar sayılırken bu bakanların oy çuvalları içinde oy çuvallarının içinde ellerinin işi ne? Bakın bu soruyu ben dördünde sordum. Nisan'ın dördünde. Devam ediyorum. Tarih 7 Nisan 2019. AK Parti Büyükçekmece'de seçmenler listelerinde usulsüzlük gerekçesiyle seçimin iptalini ve İstanbul'un kalan 38 ilçesinde de oyların yeniden sayılmasını Yüksek Seçim Kurulu'ndan talep ediyor. 8 Nisan'da AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan Rusya'ya giderken 13-14 bin oy farkının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmek için yetmeyeceğini açıklıyor. Yani bir anlamda seçimlerin yenilenmesine, mevcut seçimlerin iptal edilmesine icazet veriyor. Bu İstanbul'da seçimlerin iptal edileceğinin, iptal edilmesinin talep edileceğinin ilk işareti.
Ama aynı gün Yüksek Seçim Kurulu AK Parti'nin 38 ilçede oyların tamamının yeniden sayılması talebini reddediyor. Uzunca bir müddet hukuksuz itirazlara göz yuman Yüksek Seçim Kurulu ilk defa burada geçmişteki içtihatlarına bağlı kalıyor. Aynı gün AK Parti temsilcisi vermiş oldukları Büyükçekmece'de seçimin yenilenmesi talebini ise geri çekiyorlar. Hani bana itiraz ettiler, geri çekme yok falan filan. Şimdi sonra ardından olağanüstü başvuru çerçevesinde yeniden Büyükçekmece nereden geldi, geri çekilen bir şey yoksa. Dolayısıyla bu konu YSK gündeminde yok. Niye geri çekiyorlar? Muhtemelen ellerindeki belgelerin yetersiz olduğuna dair birileri bir inceleme yaptı. Biz bunlarla sizin istediğiniz kararı vermekte çok zorlanırız dedi herhalde. Ya da kendilerine güvenemediler. Yine 9 Nisan'da Büyükçekmece'yi polisler bastı. Ev ev dolaşarak taşıma seçmen tutanakları toplamaya başladılar. Bu hukuksuzluğun daniskasıdır arkadaşlar. Aynı gün Devlet Bahçeli ilk defa o da seçim yenilensin dedi, o da icazet verdi. AK Parti Büyükçekmece'de bu defa Hasan Akgün mazbatasını almıştı Büyükçekmece Belediye Başkanımız. Seçmen listelerinde yolsuzluk iddiasıyla olağanüstü itirazda bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisinin bu süreçte sık sık telefonla İçişleri ve Adalet Bakanları'yla konuştuğu görülüyor. Şimdi diyebilirsiniz ki konuşsun aynı partideler. Olmaz arkadaşlar. Bizim seçim kurulu temsilcimiz partideki seçimden sorumlu, hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımızla görüşüyor. Diğeri gücü elinde tutan polisi, yargıyı elinde, yargıya tesir etme imkanı olan polisi elinde tutan bakanlarla görüş. Neyin nesi bu? Yani bu şunu gösteriyor. İktidar partisi eşit şartlarda, bizlerle eşit şartlarda seçime girmesi gereken iktidar partisi bir itiraz dosyası hazırlarken devletin polisi, devletin Adalet Bakanı, herkes yardımcı oluyor. Buna delil yetiştirmek için, buna ete kemiğe, bu talebe ete kemiğe büründürmek için uğraşıyor. Yani bu ne biçim bir seçim adaleti, adaletli seçim? Bunu anlamak mümkün değil. Şu anda duyduğum kadarıyla Büyükçekmece'de hala azalmakla birlikte polisler dolaşıyor. YSK'da AK Parti'nin Büyükçekmece talebini işlerinin yoğunluğu gerekçesiyle iki gündür görüşmüyor. Bakalım bugün görüşecekler mi? Tablo son derece açık. Saray ve sarayın bekçisi sandıkta kaybettikleri İstanbul'u FETÖ tipi bir kumpasta şaibe var, hukuksuzluk var diyerek masada geri alma harekatını önüne açmışlardır. YSK'ya yapılan olağanüstü itirazın hukuki kılıfı Büyükçekmece'de taşıma oyla ilgili usulsüzlük iddialarıdır. Bu gerekçeyle de YSK'ya olağanüstü itirazda bulunulmuştur. Şimdi bu polis burada bu toplamaları yaparken biz de boş durmadık. Bizim elimizde de vatandaşların bu toplamalar sırasında, bu tutanakları tutanak talepleri sırasında karşılaştıkları trajikomik olaylarla ilgili dilekçeler var. Şimdi bu dilekçeler tabii kendi imzalarıyla kaleme alınmış. Bu tutanaklarda neler yok ki?
14 yaşındaki çocuklara anne babasının evde oturup oturmadığına dair tutanak imzalatmaya kalkmıştır. Millet yaşlı ana babasını yanına getirmiş, kendi evine almış. O yaşlı ana baba bu evde oturuyor mu, oturmuyor mu diye polis defalarca gelip soruyor. Bir şeyler imzalatıyorlar, vatandaş ürküyor, imzalıyor. Ama biz sonra ne imzaladık diye bunlara bakmak istiyorlar. Tutanakların bir örneği vatandaşlara da verilmiyor. Gerçekten neye imza atıldığı bilinmiyor. Ne toplanmaya çalışıyor insanlar anlamıyor. Hatta polisleri şikayet ediyor. Bizim eve de bizim arkadaşlar birkaç defa geldi diyorlar. Aslında bunu yapan polisler hayatlarından hiç memnun değiller. Bu arada dün ben basın toplantısı yapmadım. Polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü müydü dün? Bu ülkenin hepimizin güvenliği için fedakarane hizmet yapan polislerimizin, polis teşkilatının, mensup oldukları polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü ben de kutluyorum. Sadece kutlamakla kalmıyorum. Aynı zamanda seçimler sırasında taahhüt ettiğimiz 3600 ek gösterge başta olmak üzere özlük haklarıyla ilgili düzeltmelerin takipçisi olacağımızı ve yine birazdan değineceğim, iktidar tarafından açıklanan reform eylem planı içinde de bu düzenlemeyi görmediğimizi burada söylemek istiyorum. Yani yapısal dönüşüm adımları dedikleri adımların altında 3600 ek gösterge vermeyi taahhüt ettikleri meslek gruplarıyla ilgili herhangi bir düzenleme yok. Emeklilikte yaşa takılanlar hiç yok. Bunlara biraz sonra değineceğim. Peki ne hedefleniyor burada bu kadar insanlar baskı altında? Açık söyleyeyim, bu tutanağa itirazlarına seçimlerin sonucunu etkileyecek kadar taşıma seçmen var bu sayıda diye bu kadar sayıda tutanak eklemek istiyorlar ama bu da mümkün olmuyor. Bir daha tekrarlamak istiyorum. Ülkemizde seçimler hakim güvencesinde ama siyasi partilerin de gözetim ve denetiminde yapılır. Bu listeler asılmış. Partiler görevlerini yapmışlar, itirazlarını yapmışlar. Biz de yapmışız, diğer partiler de yapmışlar. Sonunda Yüksek Seçim Kurulu bu listeleri kesinleştirmiş. Şimdi bu listeler kesinleştikten sonra bu listeler üzerinden bir itiraz çıkartmak mümkün değildir. YSK'nın bundan önce almış olduğu kararlar var. Somut delillere dayanılmadan yapılan itirazlar karşısında geçmiş içtihatlarını yok sayan kararlarındaki hataya ben bu defa düşmemelerini bekliyorum. 2014 yılında Yüksek Seçim Kurulu sandık seçmen listelerinin itiraz üzerine yeniden ele alınamayacağına karar vermiş. Hatta aynı kararında kesinleşmiş seçmen kütüklerindeki yolsuzluklara dayanılarak mazbatanın veya seçimin iptali istenemez demiş. Seçimden önce askıya çıkmış itiraz süreci sonunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesinleştirilen seçmen listelerine ilişkin bir yolsuzluk gerekçesiyle seçimin iptalini talep etmek hukuken de mümkün değil. Bunun önü açılırsa o zaman bundan önce yapılan tüm seçimlere de itiraz mümkün hale gelir. Bu tabi böyle bir tartışmaya girmenin kaybedeni de Türk demokrasisi olur. Yargı bu kumpasın geçmişteki FETÖ tipi kumpaslarının neden olduğu gibi bir defa daha hukuk devletini demokrasiyi yerle bir etmesine izin vermemelidir. Bu nedenle de Yüksek Seçim Kurulu'nun alacağı karar tarihidir. Bu karar Türk demokrasisinin geleceğini belirleyecektir. Değerli basın mensupları, bakınız, dün bu ülkede yaşanan krize derman olacağı gerekçesiyle
bir ekonomik program açıklandı. Bu ekonomik programın adı da yapısal dönüşüm adımlarıydı. Şimdi baktığımız zaman bugün bu programı konuşan yok. Herkes neyi konuşuyor? İstanbul seçimlerini konuşuyor. İstanbul seçimlerinin konuşulmasının bir nedeni var. Ekonomiyle de ilgili. Türkiye'de yatırım yapan insanlar şunu merak ediyorlar. Türkiye'deki iktidar sandıktan çıkan iradeye saygılı mıdır? Yani sandıktan çıkan iradeye saygı göstererek kendisinin elinde olan bir takım makamları sorunsuz devredebilecek midir, devredemeyecek midir? Bu tüm yatırımcılar için bu ülkenin hukuk devleti olup olmadığını, ileride bu ülkede herhangi bir sıkıntıya düştükleri zaman haklarını bağımsız yargıda arayıp arayamayacaklarının göstergesi. Yani yatırım yapalım mı, yapmayalım mı kararını buna bakarak verecekler. Dolayısıyla dün açıklanan program aslında böyle bir programı güvenilmez hale getiren bir ortam içine doğdu. Bu program normalde bu seçimle ilgili tartışmaların bir an önce bitirilmesi, ardından da açıklanması gerekirdi. Ama yapmadılar, görüyorsunuz neticeyi. Şimdi geçmişte ben bu tür paket ve programları çok hazırlamış biriyim. Bir kere önce şunu söyleyeyim. Ülkenin hala daha bir planı yoktur. Yani 5 yıllık bir kalkınma planı anayasada yer almasına rağmen hala bir kalkınma planımız yoktur. Bu da hem bütçeyi hem diğer çalışmaları sakatlamaktadır hukuken. Bir plan hazırlayamayan bir iktidar, önce bir yeni ekonomi programı diye bir şey hazırladı. Ondan sonra yeni ekonomi yaklaşımı dedi. Ondan sonra onun üstüne yeni ekonomi programını oturttu. Şimdi de yapısal dönüşüm adımları. Yapısal dönüşüm adımları dediğiniz zaman, adımlardan bahsediyorsanız bunlar tedbirdir. Bakın, hep beraber hatırlayalım. Türkiye 2002 yılında krize girdiğinde ilk işe başlarken meclisten her gün birer tane yasa çıkarılmasını öngören şekilde başlamıştık. Neden? Çünkü beklentileri değiştirmek istiyorduk. Şimdi ben buna bakıyorum. Burada adım dedikleri şeyler bir kısmı temenniler, bir kısmı çok böyle parıltılı adları olan bir takım projeler, ama ne olduğu altına girdiğiniz zaman hangi tedbirlerle bu projeler gerçekleşecek belli değil. O zaman bununla sizin ya bunlar taahhüt ettiler, yapıyorlar dedirtecek bir durumunuz yok. Siz yasada yer alan planı da hiç çıkartmamışsınız. Siz hangi taahhüdünüzü yerine getireceksiniz? Ama gördüğüm bir şey var. Şu burada yazılanlar şunu gösteriyor değerli basın mensupları. Türkiye'de finans sektörünün bu seçim sürecinde ve daha önceki krizde ciddi sıkıntıları olmuş. Şimdi diyorlar ki kamu bankalarına 28 milyar Türk lirası tutarında devlet tahvili vereceğiz. Niye? Sermayelerini desteklemek için. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu kamu bankalarında yandaşların kredileri batmış. Şimdi bu zararı karşılamak için devlet tahvili veriyorlar. Devlet tahvilini kim ödüyor? Hazine ödüyor. Vadesi gelince. Neyle ödüyor? Sizin, bizim verdiğimiz vergilerle ödüyor. Vatandaşın verdiği vergilerle. Dolayısıyla bu krizin yükü, yapılan hatalar nedeniyle ortaya çıkan bu krizin yükü buradan milletin sırtına yıkılmıştır. Ama bu da yetmemiş. Yetmeyince ne yapılmış? Kıdem tazminatına el atılmış. Kıdem tazminatı konusunda tüm çalışan kesimlerimiz son derece hassastır. Çalışanların işten atılmasını kolaylaştıracak bir takım düzenlemeler,
kıdem tazminatlarını alma konusunda sıkıntılar yaratacak bir takım düzenlemeler konusunda çalışanların, çalışan kesimlerin onayı alınmadan sadece çözüm ortakları dediği iş alemiyle bu metnin yazılması da son derece yanlış olmuştur. Aynı zamanda bu husus yine bu krizin yükünün çalışan kesimlerin sırtına yükleneceğini açık seçik göstermektedir. Şunun altını bir kez daha çizeyim. Bir bütçe disiplininden bahsediliyor. Yani bakınız, Ocak-Şubat aylarına ilişkin bütçe verilerine baktığınız zaman bütçe açığı %5.727 artmış arkadaşlar. Yani telaffuzu bile zor. Vergi gelirleri sadece %8 artarken harcamalar, faiz hariç harcamalar %44 artmış. Peki nasıl dengelemiş bu bütçeyi? Merkez Bankası'nın daha sonraki aylarda bütçeye ödeyeceği temettüleri baştan tahsil ederek. Şimdi diyor ki 44 milyarlık bir uyum rakamı hatırlamıyorum. Bütçede bir tasarrufu zaten o tedbirleri almıştık. Şimdi ilave olarak bunu 70'e tamamlayacağız. Açık söyleyeyim 44'ü buysa bunun 70'i ne olacak? Bütçe disiplini falan diye bir şey yok. Tekrar uyarıyorum. Ya doğru düzgün bir şeyler hazırlayın. Beklentileri değiştirecek. Yeterince radikal. Yani fiyatları düşürmeyi götürmüşler. Sadece tarımsal üretimi arttırmaya bağlamışlar. Tarımsal üretimin fiyatlar üzerindeki de bir doğrudan vatandaşın günlük hayatını etkileyen özel bir önemi var. Ama Türkiye'deki fiyatların yükselmesi sadece bu değil ki. Ben sorarım. 28 milyarlık devlet tahvilini sermaye diye kamu bankalarına verdiğiniz zaman bu para politikasını nasıl etkileyecek? Hiç mi etkisi olmayacak? Bunun enflasyona etkisi ne olacak? Ben açık söyleyeyim. Bu tür şeylerle sadece işi daha zorlaştırırsınız, krizin içinden çıkmayı daha da güçleştirirsiniz. Ben biraz ciddiyet diyorum. Ve ben söyleyeyim. Gömleğin düğmesini doğru iliklemek için ilk iliklenecek düğme, işler doğru gitsin diye ilk iliklenecek gömleğin düğmesi liyakattır. Türkiye'de artık liyakate önem verileceğini göstermek için de ekonominin başından Cumhurbaşkanı'nın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin damadının alınması lazımdır. Evet, ben sizlere teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa cevaplayayım. Buyurun. Şimdi benim anlayabildiğim kadarıyla benim bildiğim kadarıyla milletvekilleriyle belediye başkanları aynı kısıtlamalara tabiler. Zaten bu görevden alınan kişiler ya da mazbatası verilmeyen kişiler aday olurken bununla ilgili bir sakınca olduğunu, aday olamayacaklarına dair kendilerine hiçbir şey söylememiş. Yani dedikleri şey şu: kanun hükmünde kararname ile görevden alınanlar yeniden kamu görevine dönemez. Şimdi belediye başkanları seçilmiş kişiler. Bu tam bir kamu görevi midir? Neden bunlar milletvekillerinden farklı olarak değerlendirilmiştir? Bu mesele mühimdir. Ama baktığınız zaman seçilmesine, aday olmasına, bu görevi yapmasına İzin verdiğiniz, önceden yasal hiçbir sakınca görmediğiniz bir kişiyi seçildikten sonra bazı gerekçelerle görev alıp, görevden mazbata vermeyip, ikinci seçilene
bu sandalyeyi ikram etmek açıkçası bana göre milli iradeyi ciddi şekilde sakatlamaktır. Vatandaş, sizin vatandaş oyunu vermiş. Kime vermiş? Sizin aday olmasında sakınca görmediğiniz kişiye oyunu vermiş. Şimdi diyorsunuz ki olmazmış. Kanun hükmünde kararnameyle görevden alınan kamu görevine gelemezmiş diye, aynı kararnamede hüküm var diye bunu mazbata vermiyorsunuz. İkinciye mazbata veriyorsunuz. Ama milletvekili öbür taraftan meclise geliyor. Bunu ben milli iradenin ciddi şekilde sakatlanması olarak görürüm. Evet. YSK'nın kararı daha vardı. Yusuf İlgi içerisinde seçimleri yenilenmesine yönelik. Bununla ilgili değerlendirme istiyoruz. Aynı zamanda İstanbul seçimleri yönelik de bazı benzetmeler yapıyor. Yusuf İlgi içerisinde yeniden seçim kararı. Bu anlamda nasıl bir değerlendirme var? Şimdi Yusuf elindeki seçim bir farkla alınmıştı. Şimdi orada dendi ki aslında seçmenler arasında iki tane oy kullanma şeyine, oy kullanma olgunluğuna, yeterliliğine mümeyyiz olmayan iki tane seçmen var deniyor. Şimdi iki seçmenin oy kullanması tam kanunsuzlukla malum. Fark bir. Bunlar olmasa ne olacak? Sonuç değişebilir. Öyle mi? O nedenle Yusuf elinde seçim yenilenmiştir. Evet. Efendim, gündemdeki bir diğer konu da Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Hoca'nın Suriyelilere yardım konusundaki açıklamaları ve kararı. Tabii konuyu için değerlendirmeniz olacak mı? Kamuoyunda bu noktada gelen eleştiriler var. Sizin parti olarak bu konuya yaklaşımınızı bu konuyla ilgili olarak kendisinden Sayın Genel Başkanımız da bilgi almış. Ben de öğrendim. Kendisinin ifadesi şu: ben Suriyelilere tüm yardımı keselim diye bir şey söylemedim diyor. Ama bugün Suriye'den gelenler birkaç yerden birden yardım alıyor. Yani bu kadar çok başka bir yerden yardım alan Suriyelilere belediye olarak yardım etmeyeceğiz. Ama hiç yardım almıyorsa belediye olarak yardım edeceğiz diyor. Dediği şey buymuş. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Kıdem tazminatı ile ilgili olarak çalışanların talepleri dışında sadece işveren ve esnafların görüşünü, çalıştıranların görüşünü alınarak hazırlanan bir metin olduğu ortada. Ben kıdem tazminatı ile ilgili yapılan her türlü düzenlemenin bir kere çalışanın işten atılmasını kolaylaştıran bir düzenleme olmasına karşıyım. İki, kıdem tazminatı ile ilgili olarak yapılacak düzenlemeler iş barışını etkilememeli. Ne çalışanı ne de çalıştıranı zor duruma düşürmemeli. Şu anda hangi maddelerle bu işe karşısınız dediğiniz zaman şunları, 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 şunları yapacağız diye bir şey yok. Ama mevcut durumu değiştiriyorlar.
Neyle değiştiriyorlar? Daha önce konuştuğumuz kıdem tazminatı fonuna geçerek. Bunu da BES'le birleştirerek. BES'i de zorunlu hale getirerek ve bir vergi şeyine dönüştürerek, vergiye dönüştürerek. Şimdi bunların hepsine baktığınız zaman bunlar çok ciddi uzlaşmaları gerektiren ve vatandaşın sırtına, çalışanların sırtına ciddi yük yükleyecek olan düzenlemeler. O nedenle de ben bunların açıklanmasına bu tür görüşülmeden, bir uzlaşma aramadan, burada bir konsensüs olmadan açıklanmasına karşıyım. Bir şey daha sordunuz. Büyükçekmece'deki soyadı meselesini. Tabii yani bu gerçekten trajikomik bir ifade. Biz soyadından tanırız diyor. Soyadından tanırsınız. Güzel. Sizin partinize yakın olanlar seçmen listelerinden silinmiş. O da güzel. Soru şu. 31 Ocağı kadar neden itiraz etmediniz? Yani şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı benim görebildiğim kadarıyla herkes bir rapor hazırlasın getirsin demiş. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü işte sağlanan başarının arkasındaki falan, sağlanan başarının arkasındaki nedenleri araştırmak yerine bu seçim sürecinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüm teşkilatları eğer bu iddialar doğruysa, açık söyleyeyim ben doğru olduğunu falan zannetmiyorum. Hatta bir kısmının, bu yaşanan olayların bir kısmının oradaki örgütlerin bilgisi altında olduğunu ve seçimler kaybedilince kendi bilgileri altında oralara döşenen mayınları şimdi ortaya çıkartmaya başladıklarını da düşünüyorum. Ben şunu söyleyeyim, şunu ifade edeyim. Eğer burada planlı programlı bir hareket, bir kompas yoksa, ki var olduğuna inanıyorum, burada ciddi Adalet ve Kalkınma Partisi örgütlerinin bir beceriksizliği, başarısızlığı olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Ben açıkçası Sayın İmamoğlu'nun o sözlerini dinlediğimde hiçbir tehdit havası sezmedim ama bir serzeniş sezdim. Yani üzüntüsü var. Sonra yine bu medya patronları da demişler ki biz bu lafları dinlediğimizde gerçekten biz de çok üzüldük demişler. Ben de o medya patronlarına soruyorum. Siz bu lafları hangi televizyonlardan dinlediniz? Herhalde kendi televizyonlarından dinlememişlerdir. Evet. Çok teşekkür ediyorum.